Merhaba arkadaşlar. Bugün de size yine değişik bir örnek göstermek istiyorum. Buna ben A modeli dedim. Gerçekten çok hoş bir piti piti duruyor. Bir de ben bunu bir de ince yünle ördüm. İnce yün ve ince şişle 4 numara ile ördüm. İnce ile çok güzel düşüyor. Onu söyleyeyim size. Tabii ben şimdi size gösterirken 4,5 ile göstereceğim. Kalın göze görünsün diye. Rahat bir model. Ajur model zaten sırf. Umarım siz de beğenir, uygularsınız. Şimdi bu modelimiz için ilmek sayısını veriyorum. Bu örgü modelim için ilmek sayısı 6 ilmek ve katları artı 1. Ve artı tabii 2 kenar ilmeği veya kaç kenar ilmeği koymak isterseniz. Modelin kendisi 6 ilmek ve katları artı 1. Mesela ben burada 18 ilmek 3 kat yaptım. 1 tane artı 19, 2 tane kenar 21 ilmeğim var. Şimdi bu modelin tüm arka sıraları hep ters örülüyor. Model önden kuruluyor. Şimdi modelin ilk sırasını gösteriyorum size. Bakın. Şu kenar ilmeği. Bir tane düz örüyoruz. Şimdi model başlıyor. Bu bir tane düz hani 6 ilmek ve artı 1 ya. Bu işte o artı 1. Bu modele dahil değil. Bir tane ördüm. Şimdi modelim başlıyor. Bir doluyorum. İki tane ilmeği birlikte arkadan batarak topluyorum. Bir tane düz örüyorum. İki ilmek birlikte ilk sırada biraz zorlanıyor. Normal önden ikisini bir arada düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Şimdi tekrar başlıyoruz modele. Bir dola, iki ilmek arkadan batarak birlikte ör. Bir düz, işte bollaştırayım. İki ilmek birlikte düz. Bir dola, bir düz. Bir kez daha gösteriyorum. Bir dola, iki ilmek birlikte arkadan batarak topla. Bir düz. İki ilmek birlikte düz. Bir dola ve bir düz. Bir tane de kenar ilmeğim kaldı burada. Modelimizin ilk sırasını kurduk. Arka sıralar ne demiştik? Hep ters. Ben şimdi onu biraz hızlı geçeceğim tabii. Şu normal kenar ilmeğim benim. Bütün sırayı kaç ilmek sayınız varsa ters örüyorsunuz. Dolamalar dahil. Hepsi ters. Bu modeli de yine Blogspot sayfamda da zaten adım adım yazacağım. Çünkü pek akılda tutulmuyor. Yani bakmanız gerekiyor. Ben de çünkü devamlı bakarak ördüm bunu. Devam ediyoruz. Bütün sıram ters. İpim. Dolamalarım da ters. Kenar ilmeklerim düzdür benim. Evet. Geldik modelimizin ön yüzüne yine. Yani modelimizin ikinci sırası olmuş oluyor. Şimdi yine kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düzüm. Modele dahil değil. Şimdi model başlıyor. Bir dola, bir düz. Bakın. Şimdi burada bir tane örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Ve örmeden aldığımı topladığım ilmeklerin üstünden geçirdim. Bir düz, bir dola, bir düz. Şimdi model tekrar başlıyor. Bir dola, bir düz. Örmeden al. İki ilmek birlikte ör. Örmeden aldığını üstünden geçir. Bir düz, bir dola, bir düz. Bir motif daha yaptık. Bir daha gösteriyorum. Yine başlıyor. Bir dola, bir düz. Örmeden al. Sıradaki iki ilmeği düz birlikte ör. Örmeden aldığını üstünden geçir. Bir düz,
bir dola, bir düz ve kenar ilmek. Arka sıramız yine dediğim gibi komple ters. Onu yine hızlı geçelim. Biraz da şey bir model, onu da söyleyeyim baştan. Yapalım kavgamızı gibi. Biraz ağır ilerleyen bir model. Aslında bu model İngilizlerin geleneksel örgü modeliymiş. Yani onlar daha çok ajurlu ördükleri için geleneksel bir modelmiş. O yüzden size de onu da bilgi olarak vermiş olayım. Arka sıramı ördüm yine. Geldim yine modelimin ön yüzüne. Zaten görünmeye başladı. Modelimizin ön yüzündeyiz yine. Üçüncü sıramız oluyor. Arka sıraları saymazsak. Tekrar şimdi yine kenar. Bir düz. Dediğim gibi bu modele dahil değil. Bakın model yine başlıyor. Şimdi iki ilmek birlikte düz. Bir dola, bir düz, bir dola, iki ilmek birlikte ama arkadan batarak ve bir düz. Tekrar başlıyorum. İki ilmek birlikte düz, bir dola, bir düz, bir dola, iki ilmek birlikte arkadan batarak ve bir düz. Modelimizi gösteriyorum tekrar. İki ilmek birlikte düz, bir dola, bir düz, bir dola, iki ilmek birlikte arkadan batarak topla ve bir düz. Bitti. Ve kenar ilmek. Ne yapıyoruz? Arka sıramız yine komple ters örüyoruz. İki sıramız kaldı zaten bu modelde de. İplerim dolandı. Kenar ilmeğimi alayım. Komple yine bütün sıramı ters olarak örüyorum. Dediğim gibi baştan da güzel bir model ama devamlı sıraya bakmak gerekiyor bunda. Dilerseniz siz de ben size adım adım yazacağım için onu not alırsınız yapmak isterseniz. Bunu yanınıza koyarsanız öyle takip edeceksiniz. Akılda kalmıyor çünkü. Evet, arka sıramı da tekrar yaptım. Geldim yine modelimin ön sırası. Zaten model kendini göstermeye başladı. Bakalım. Modelimizin dördüncü sırasındayız yani şimdi. Ön yüz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tek şimdi burası değişik. Son sıramız değişik. Niye değişik? Hep bir tane düzle başlamıştık ya, modele ait olmayan. Şimdi farklı başlıyoruz. İki ilmeği birlikte toplayıp alıyoruz. Bu modele dahil değil. Bunu kenarda bıraktık. Şimdi modelin adım adım başlıyor. Bir düz, bir dola. Bir düz, bir dola. Bir düz. Örmeden al. Sıradaki iki ilmeği birlikte ör. Örmeden aldığını üstünden geçir. Tekrar başlıyor model. Bir düz, bir dola. Bir düz, bir dola, bir düz. Sıradaki ilmeği örmeden al. Bu iki ilmeği birlikte düz ör. Örmeden aldığını üstünden geçir. Şimdi burada kaç ilmek atmış olursanız olun, en sonda 5 tane ilmeğiniz kalmış olması lazım. 2, 4, 5 kenar ilmeği hariç. Kenar 5 ilmeği de böyle örüyoruz. Dediğim ki kaç ilmek atarsanız atın böyle kalacak. Kalmadıysa zaten bir hata vardır bir sırada. Şimdi son 5 ilmeği nasıl örüyoruz? Bir düz, bir dola. Bir düz,
bir dola, bir düz. Son iki ilmekte arkadan batarak birlikte dola. Topla pardon. Ve kenar ilmek. Başta da hatırlarsanız iki ilmeği birlikte toplayıp aldık. Bu kadar. Model bu. Dediğim gibi adım adım açıklamasını da yapacağım. Arka sırını sıralar hep ters zaten. Arka iğne tersten gidiyorsunuz ve birinci sıradan tekrar başlıyorsunuz modeli. Modelimiz bu. Pıtırcık pıtırcık. Umarım siz de benim kadar zevkle örersiniz bunu. Gerçekten güzel bir model. Biraz el oyalıyor. Biraz zor ilerliyor ama hoş. Özellikle ince yün size tavsiye ediyorum bu modelde. 3,5 veya 4'lü örün çok güzel duruyor. Her zaman dediğim gibi. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Severek örün, sevdikleriniz için örün. Hoşçakalın.